Efendim bir alimden bahsedeyim. Erzurum'un ilminin ne kadar ileri bir seviyede olduğunu da aynı zamanda göstermek için. Alusizade Mahmud Efendi diye bir zat vardır. Onun Ruhul Meani diye bir tefsiri vardır. 30 cilttir. Tefsir de şurada. Şurada nedir? Yan yatan nedir? Tefsirler. Sonra onu alırsın aşağıda, mavilerin altında. 30 ciltlik tefsir yazmış. Elmalı'nın tefsiri Türkçe'de neyse, efendim Elmalı bu tarafta çınlar, bu tarafta çınlar. Ha, onlar hepsi. Bunu gösterebilirsin ya, bir tanesini çek göster. Elmalı'nın tefsiri neyse, Arap aleminde Arusuzade Mahmud Elmalı de istifade etmiştir. Arusuzade Mahmud Efendi'nin Ruhul Meani tefsiri de böyledir. Efendim, bu zat Erzurum'a geliyor. Daha Erzurum'a gelmiyor da daha ziyade İstanbul'a gidecek, padişah ile görüşecek, Arif Hikmet Bey ile görüşecek. Onun bu sol tarafındaki, sağ tarafındaki hocam birinci cildi getirirsen, orada babamın yazısıyla bir şiir vardır. Onu da nedir bir al. Burada olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bunu da bir çek. Hem babamın yazı, evet hem babamın yazı çıkmış olur. Görünmüş olur. Babamın rika yazısı da var. Hem de nedir? Bu kitaba yazmış olan bir şiir vardır. Onu okuyayım size. Onu unutmadan şeyi yapayım. Tefsir çok muazzam bir tefsirdir. Tefsir hem nedir? Tefsiri bittiraya hem bir rivaye. Hem de tasavvufi neşveyle yazılmış son tarafında. Hem ayetlerin sonunda, bazıların surelerin sonunda tasavvufi bir neşveyle yazılmış muhteşem bir tefsirdir. Yani Arap aleminde dermalli tefsire muadil bir tefsir gösterebilirsiniz. Derlerse ruhul mani göstermek lazım. Şairin biri diyor ki ve keyfe yekulul gailune bi mevtihi ve ruhu maanihi bakiyetun medel haşri. Onun ölümünü kim söyleyebilir öldü diye. Ruhu maani şimdi tefsiri haşre kadar bakidir diyor. Böyle bir tefsir. Muhteşem bir tefsir. Efendim bu adam İstanbul'a Arif Hikmet'i görmek üzere İrhık'ta kendisi oradan kalkıyor gitmek üzere Erzurum'a da vuruyor. Cennetzade diye bir zatın nedir? Köşkünde kalıyor. 10-15 gün. Bu zata diyorlar ki ya diyorlar efendim burada bir tefsir mefsir bir şeyden nedir yap da bir tefsir okut da bizim ulemaya da alimlere de bir icazet ver diyorlar. İsrar ediyorlar ya yorgunum morgunum diyor bilmem ne falan filan. En sonunda emme cüzünden emmenin başından 4 ayeti kerimeyi 15 gün takrir ediyor. İki zat bunun karşısında nedir talep olarak dinliyor. Biri İsviçreli Cemalettin Ömer Fazıl Efendi, biri de Recep Efendi diye bir adam. Ömer Fazıl Efendi'yi buldurdum, yazdırdım. Muhteşem bir adam. Fakat Recep Efendi'yi bulamadık maalesef. Kimdi bu adam? İsimsiz ulemadan. Kim bu Recep Efendi'yi bulamadık? Tutuyor. Aleyhisselatü Mahmud Efendi bu Ömer Fazıl Efendi'ye bir icazet veriyor. Hem hadisten icazet veriyor hem de tefsirden icazet veriyor. Bunu neşrettim ben. Çünkü Erzurum icazetnamelerinde bu zatın ismi de geçiyor. Sakıp Efendi'nin icazet silsilesinde Aleyhisselatü Mahmud Efendi var. Efendim bu zat diyor ki orada bir tane de şey yazmış. İstanbul'a giderken bir seyahatname yazmış. Seyahatnamenin adı Neşvet-i Şubur Fisefer ila İstanbul diye. Erzurum'u da anlatıyor. Erzurum'un anlatmasını doğuda diyor. Ömer Fazıl Efendi gibi, Recep Bey gibi diyor. Recep, ulemadan Recep gibi alim görmedim diyor. Filadır'a vuruyor, Rize'ye vuruyor. Oradaki alimleri de söylüyor. Bazılarından da dalga geçiyor. Efendim. Ama nedir? Bu iki zatı çok met ediyor. Gerçekten Ömer Fazıl Efendi çok alim. Erzurum böyle alimler yetiştirmiş. Bu ruhun mani tefsirinde babamın yazısıyla burada efendim bir yazı vardır, bir şiir vardır, onu okuyayım. Bu babamın yazısında rahmete vesile olur diye bir çek senden rica edeceğim. Ömrümün hasılı canım gibidir iş bu kitap. İzzetin hakkı için senden umarım ya Rab. Ha yok, şeyi yanlış beyti, yanlış yerden okudum. Ömrümün hasılı canım gibidir iş bu kitap. Korkarım ben ölecek cahili nadana düşer. İzzetin hakkı için senden umarım ya Rab, sahibini hayırla, yad eyleyen ihvana düşe. Altında da min kütübül abdülfakir Muhammed Sa'di. Alabilecek misin? Yakından al da babamın yazısı gözüksün. Güzel bir lika yazısıdır. İnşallah ruhul mani tefsiri ben öldükten sonra
Cahil inadına düşmez. Şöyle bakayım. Evet, teşekkür ederim. Evet. Ömrüm gibidir diyor, değil mi? Ömür. Evet, bir daha okuyayım. Ömrümün hasılı canım gibidir iş bu kitap. Korkarım ben ölüyce cahili nadana düşe. İzzetin hakkı için senden umarım ya Rab. Sahibini hayr ile yad eyleyen ihvana düşe. Min kütübül Abdülfakir Muhammed Sa'di.